Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. O Rahmandır, Rahim'dir. O ki din gününün sahibidir. Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Bizi kendisine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların, sapkınların yoluna değil. Amin. Kim dönerse dönsün, biz dönmeyiz bu yoldan. İster 3 Kasım 2002'de olduğu gibi meclise sokmasınlar. İster 2008'de olduğu gibi partimizi kapatmaya çalışsınlar. İster 2013'te olduğu gibi sokakların altını üstüne getirsinler. İster 15 Temmuz'da olduğu gibi darbe yapıp canımıza kastetsinler. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz bu yoldan dönmeyeceğiz. Yolumuza Allah'a can borcumuzdan, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Yarın milletimizin karşısında boynumuz bükük mahcup durmaktansa, bugün içerideki ve dışarıdaki alçakların karşısına dimdik dikilir, kaderimiz neyse ona rıza gösteririz. Ölümden öte yol olmadığını biliyoruz. Bugüne kadar Allah'tan her şeyin hayırlısını istedik. Siyasetinde, iktidarında, başarınında, hatta rakibin bile hayırlısı için dua ettik. Şu saatten sonra da ülkem için, milletim için, ümmetimiz için, insanlık için hayırlı olmayan hiçbir şeyin bizim nezdimizde yeri yoktur, olamaz. Buradan milletime sesleniyorum. Eğer bu kardeşiniz Tayyip Erdoğan'ın ülkesinin ve milletinin hayrına olmayan en küçük bir tavrını, davranışını, icraatını, sözünü duyarsanız, bugüne kadar yaptığı her şeyi bir kenara bırakın ve gereğini yapın. Böyle bir yanlışın içine düşen Tayyip Erdoğan'ın tüm hakları size helaldir. Ben de şimdiden milletimden helallik istiyorum. Ne diyor şair? Daha senden gayrı aşık mı yoktu? Nedir bu telaşın ey deli gönül? Hele bir düşün, devri Adem'den beri neler gelmiş geçmiş say deli gönül. Evet, biz bu dünyanın fani olduğunu hiç aklımızdan çıkarmadık. En sadık yarimizin toprak olduğunu hiç unutmadık. Rabbimin yardımıyla 40 yıllık siyasi hayatımızda inancımıza ve milletimize ihanet noktasına hiç düşmedik. Eksiklerimiz, hatalarımız elbette olmuştur. Ama ihanetimiz asla vaki değil. İnşallah bundan sonra da yine Rabbimin yardımı ve milletimizin yol göstermesiyle hak olan yoldan sapmadan hizmetlerimize devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin FETÖ'yle mücadelesini, PKK'yla mücadelesini, DAEŞ'le mücadelesini, diğer terör örgütleriyle mücadelesini, bölgesindeki envai çeşit güçle mücadelesini işte bu anlayışla yürüttük, yürütüyoruz. Bizim kimseye karşı kişisel bir husumetimiz asla yoktur. Ama bu ülkenin ve aziz milletimizin hakkının, hukukunun yenilmesine, geleceğinin tehlikeye atılmasına da asla rıza gösteremeyiz. Kendi ülkesine, kendi milletine karşı ihanet işine giren kim olursa olsun,
gözünün yaşına bakmadan gereğini yerine getirmek milletimize karşı sorumluluğumuzun icabıdır. İsterse babamın oğlu olsun, kimin böyle bir yanlışı varsa onun karşısında yer alırım. Kimseye karşı peşin husumetimiz olmadığı gibi kimseye diyet borcumuz da bulunmuyor. Milletimiz için çalışan, ülkemize katkı sağlayan herkese, kucağımızı nasıl sonuna kadar açmışsak, milletimize ihanet edenlere, ülkemize zarar verenlere karşı da yumruğumuzu o kadar sert tuttuk. Elbette mazlumun, mağdurun hakkını korumak görevimizdir. Ama bu mazlum kılığına girmiş zalimlerin oyunlarına teslim olacağımız anlamına asla gelmiyor.